öncelikle 2019-2020 sezonu tüm takımlara hayırlı uğurlu olsun. Evet, bu hafta Bolu Spor galibiyetiyle başladık. Bu bizim için önemliydi. Tabii bunun bir süreci vardı. Sezon başı planlamasında biz biraz daha genç, dinamik, hedefi olan oyuncu grubuyla, yönetimle beraber böyle bir karar aldık. Dolayısıyla ciddi, dinamik, önemli bir takım olduk. Zor bir rakiple bu hafta mücadelemiz oldu. Bolu Spor kendi cami olarak da, oyuncu topluluğu olarak da önemli bir takım ve kulüptü. Dolayısıyla lige böyle bir galibiyetle başlamak hem bizim için hem oyuncular için önemliydi. Tabii ki bu anlamda lige galibiyetle başlamak bizi mutlu etti. Keçiören maçıyla ilgili hocam. Evet, Keçiören takımı geçen sene şampiyon olarak o grubu lider olarak bir üst lige çıktı. O takımı çok fazla bozmadı. İki tane takviyeyle geçen dünkü maça başladı. Dolayısıyla karşımızdaki rakibin birlikte oynayan, birlikte hareket eden dinamik, genç, yetenekli ve güçlü bir takım olduğunu biliyoruz. Çalışmalarımıza bugün itibariyle başladık. Dolayısıyla rakibimizin gücünü biliyoruz. Ona göre çalışmalarımızı yapıyoruz. Umarım hafta sonu da iyi işler yapacağımızı düşünüyorum. Sanırım bizim yaş ortalamamız şu anda 22,5 civarında. Şu anda mevcut kadromuzla devam ediyoruz. Transfer dönemi olduğu sürece transfer bitmez. İlerleyen süreçte belki bir iki tane takviye yapmayı düşünüyoruz ama şu anda mevcut kadroyla devam etmeyi düşünüyoruz. Ya bizim planlamamızda şu var. Biz biraz daha genç, dinamik, yetenekli hem yetiştirici mantığıyla yarışmacı bir takım olmayı düşünüyoruz. Osmanlı Spor ismi bu ligde varsa her zaman hedefe oynayan bir kulüptür. Bu sene de mutlaka hedefimiz bir üst lige çıkmak. Bunu genç oyuncularla başarabilirsek hem bizim için hem kulüp için hem de burada oynayan değerli oyuncular için önemli bir avantaj olacaktır. Tabii ki hedefi olan bir kulübüz. Hedefimiz de bu sene bir üst lige çıkabilmek. Bu oyuncularla beraber, bu oyuncu topluluğuyla mutlaka bunun için çalışıyoruz. Hedefimiz bir üst lige çıkabilmek. Kadro planlamasında umar olmayacak. O oyuncunun transferi söz konusu. Dolayısıyla biz planlamayı da başlarken onu düşünerek değil, onsuz devam etmeyi düşünüyorduk. Önemli bir oyuncu. Daha yerlerde oynaması gerektiğini düşünüyoruz. Dolayısıyla umar kadromuzda bu sene düşünülen oyuncu değil. Çalışmalarımız var. Evet, düşünüyoruz. Ama Atakan da sadece stoper ve ön libero bölgesinde değil, birkaç bölge daha oynayabiliyor. Yani bizim lig içerisinde jokerimiz gibi olacak. Önemli bir oyuncu diğer oyuncular kadar. Dolayısıyla o bölgeye evet bir takviye düşünüyoruz. Onlar bizim proje oyuncularımız. Daha doğrusu biz aşağıdan da 2001'li, kendi altyapımızdan da 2001'li 4 tane oyuncu kadromuza kattık. Bunlar da projenin süreci içerisinde önemli oyuncular. Ali Eren ve Ali Ülgen de şu anda forma şansını elde etti. Bizim için hem bize destek olarak bu lige devam ederken önemli oyuncu olacaklar hem de daha yukarıları hedefleyen oyuncu potansiyeli var. Evet, biz onları oynatırken piyasanın içerisine ya da Türk futboluna kazandırmak adına elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Onlar da bu işin üstesinden bu hafta özellikle ciddi anlamda geldiler. O iki oyuncuya dikkat edilmesi gerektiğini buradan tüm spor kamuoyuna özellikle belirtiyorum. Ya öncelikle sezona iyi başladık gerçekten. Zaten Bolu'da da hazırlıklarımız buna yönelikti. Aslında yeni bir takım değiliz. Ben geçen sene buraya geldiğimde çoğu arkadaşımız birlikte buradalar. Genç bir takımız. Ama genç olmamız başarıya gitmeyeceğimiz anlamını taşımıyor. Genç ve tecrübeli oyunculardan kuruluyuz. Sadece birkaç tane eksiğimiz var. Onu da yönetimimiz halletmek için çalışıyor. İnşallah ondan da aramıza katılmasıyla daha iyi bir takım olacağız. Nasıl bir hedef belirlediniz bu sezon? Yine geçen sezon Gaziantep'e elenmiştiniz yarı finalde playoff'ta. Süper Lig'den dönmüştünüz. Bu sezonda yine Süper Lig hedefi var mı yoksa? Ya şimdi baktığınız zaman ben bu ligde 7-8 senedir oynayan bir oyuncuyum. Bu ligde hedef koymak çok anlamlı değil. Sonuçta herkes birbirine denk takım yapıyor. Ama tabii ki Osmanlı Spor'un her zaman bir hedefi var. Yukarıya oynamak. Bunu daha önce de başardı. Bu sene de hedef şampiyonluk ama yani dediğim gibi ilk başta hedef koymanın bir mantığı yok. Maç maç bakıyoruz. Önümüzde bir Karabük maçı var. İnşallah onu da kazanıp
bir adım daha öne çıkmaya çalışacağız. Onun için de çalışmalar dün itibariyle başladı. Bunlar da yeni çıktı bu lige. İyi bir maç olacak. Dediğiniz gibi bir derbi maçı ne olursa olsun. Biz iyi hazırlanacağız. Kazanmak için oynayacağız. İnşallah kazanan taraf biz oluruz diye düşünüyorum. Ya şimdi biz zaten onlarla Ali Eren geçen yıl da oynadı son maçlarda. Onlarla her zaman konuşuyoruz. Eğer ki kendilerine bakar çalışırlarsa gerçekten çok yetenekliler. Ali Eren olsun, Ali Ülgen olsun, Barış olsun. Benim gördüğüm en yetenekli gençlerden biri Osmanlıspor'a, Türk futboluna hem maddi hem manevi açıdan çok büyük şeyler katacaktır. Sadece işlerine konsantre olacaklar. Çok çalışacaklar, daha fazla çalışacaklar. Hem bizi yukarıya taşıyacaklar hem kendilerini yukarıya taşıyacaklar inşallah. Bunu başaracak hem yetenekleri hem kapasiteleri var. Dediğim gibi çok çalışacaklar, en iyi yerlere gelecekler. Buna eminim yani. Yok yok, ya ben yok. 10 milyon serbest.